2, 1, atış serbest. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç gündemi enflasyon ve dolar kuruyla meşgul ederken Türk halkından gizli nükleer silah mı üretiyor? Erdoğan'ın kamuoyundan habersiz kitle imha silahı üretimine başladığı uzun menzilli füze ve savaşta kullanılmak üzere gelişmiş füze teknolojileri üzerinde testler yaptığı dünya basınına sızdı. Uluslararası basın flash haberi "Türkiye nükleer silah üretimine mi geçti?" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Dünyanın gözünü bir kez daha Türkiye'ye çeviren gelişme aslında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamasıyla başladı. İsmail Demir verdiği bir röportajda Ankara'nın silah programlarını geliştirdiğini söyledi. Rakipleri kim olursa olsun karşı karşıya gelecekleri sahaya çıkıp etkisiz hale getireceğimizi açıkça söyleyebilirim sözleriyle dünyaya meydan okudu. Çevremizde olup bitenlere baktığımızda Türkiye'nin kolay bir hedef olduğuna inananlar pişman olacaklardır diye de ekledi. Demir ayrıca Türkiye'nin uzun menzilli bir füze programı geliştirdiğini söyledi. Sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğinde sorunsuz çalışması için daha fazla test yapılması gerektiğini aktardı. Füzelerin menzili sorulduğundaysa cevap vermeyi reddetti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı'nın bu cesur çıkışı uluslararası ajanslar ve haber siteleri tarafından flash gelişme olarak geçildi. Güvenlik uzmanları Demir'in açıklamasını Türkiye'nin kamuoyuna açıkladığından daha fazla gizli silah ve savunma programı planladığı ve geliştirdiği Türk yetkili tarafından itiraf edildi şeklinde yorumlandı. Nordic Monitor'un haberine göre Demir'in açıklamaları Ankara'nın bir çatışma durumunda kullanmaya hazır olduğu ama şimdiye kadar herkesten sakladığı kitlesel imha silahları ve muhtemelen son 10 yılda geliştirmeye çalıştığı füze teknolojisiyle bağlantılı. Fakat Erdoğan'ın geçmişte yaptığı nükleer silah açıklamaları durumun o kadar da basit olmadığı şeklinde ele alınmasına sebep oldu. Erdoğan Türkiye'nin imzaladığı nükleer silahların yayılması önleme anlaşmasına olan bağlılığına açıkça meydan okumuştu. Mart 2018'de Erdoğan Türkiye'nin askeri yeteneklerini ABD'ninkilerle karşılaştırarak nükleer füzeler de dahil olmak üzere gelişmiş askeri teçhizat elde etme sözü verdi. Tabii ki en şok edici açıklama 4 Eylül 2019'da Erdoğan'ın şu sözleriydi. "Bazı ülkelerde bir iki değil nükleer başlıklı füzeler var ama ikisine de sahip olamayacağımız söylendi. Bunu asla kabul etmeyeceğim." Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı'nın nükleer silah üretimi çalışmaları için çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamını gizlice istihdam ettiği ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bunun için üst seçildiği ve söz konusu nükleer araştırma ekibinin Rusya'ya eğitime gönderildiği haberlere yansıdı. Gizli füze teknolojisi programları ile ilgili olarak Ankara şimdi birçok ülkenin Türkiye'nin nükleer bir cihazla dahil olmak üzere gizli kitle imha silahlarına sahip olup olmadığı sorgulamasıyla ateş altında. Dahası Beştepe Külliyesi nükleer silah iddialarını ve herkesten gizlenen kitle imha silahı çalışmaları hakkındaki haberleri yalanlamadı. Ateşleme için son 5, 4, 3, 2, 1, atış serbest!